Sayın seyirciler, İnegöl Belediyesi de Kurban Bayramı'na tüm birimleriyle hazır. Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Şen, vatandaşın bayramını rahat geçirebilmesi için bütün önlemleri aldıklarını söylerken, şikayetler konusunda da zabıtanın aranmasını istedi. Biz İnegöl Belediyesi olarak bayram ile ilgili program ve planlarımızı yaptık. Bayram süresince Zabıta Müdürlüğümüz, Su İşleri Müdürlüğümüz, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, Park Bahçeler, Veteriner Müdürlüğümüz, Sağlık İşleri, İtfaiye ve Fen İşleri Müdürlüğümüz nöbetçi ve icapçı listesini oluşturarak hizmet vereceklerdir. Bayram süresince halkımız nöbetçi zabıta aracılığı ile şikayet ve isteklerini belediyemize iletebilirler. Zabıta Müdürlüğümüz bayram süresince halkımızın şikayet ve talepleri için 24 saat hizmet verecektir. Halkımız 24 saat boyunca 153 ve 188 nolu telefonla zabıtamıza ulaşabilecektir. Bayram süresince halk otobüslerimiz her bayram olduğu gibi ücretsiz halkımıza hizmet verecektir. Bu sebeple halk otobüslerinde bir yoğunluk yaşanmaktadır. Daha önceki bayramlarda hatırlattığımız gibi yoğunluğu dikkate alarak halkımızın halk otobüslerini kullanırken daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz. İlçemizin su sorunu yoktu. Bayram süresince de herhangi bir kesinti söz konusu değildir. Bayram süresince 24 saat süresince Su İşleri Müdürlüğümüz hizmet vermeye devam edecektir. Halkımız su ile ilgili şikayet ve taleplerini nöbetçi zabıta aracılığı ile belediyemize iletebilirler. Kurban Bayramı sebebiyle veteriner hekimliğimiz kasap denetimleri ve gerekli tüm kontrolleri zamanında yapmıştır. Hayvan pazarında gebelik kontrolleri yapılarak halkımızın bu konuda mağdur olmasının önüne geçilmiştir. Vatandaşlarımız kurbanlık hayvanları ile ilgili şüphelendikleri bu tür durumlarda nöbetçi zabıtamız aracılığı ile veteriner hekimimizden yardım alabilirler. İlçe genelinde 40 farklı yerde 95 adet kurban kuyusu açtık. Halkımızın bu kuyuların kullanımında duyarlı olmalarını özellikle rica ediyoruz. Kurban kuyuları bayramın ikinci gününden itibaren kireçlenerek dezenfekte edildikten sonra kapatma işlemine tabi tutulacaktır. Camilerimiz ve mezarlıklarımızın bayram süresince yaşayacağı yoğunluk dikkate alınarak temizlik ve düzenleme anlamında Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından gerekli çalışmalar yapılmıştır. Bayram süresince en çok ziyaret edilen yerlerden biri olan huzurevimiz de bayram süresince ziyaretçi kabulüne hazırdır. Fen İşleri Müdürlüğümüz, vidanjör, vaktör ve bazı ihtiyaçları dikkate alarak bayram süresince nöbetçi ve icapçı listesi oluşturarak hizmete hazır olacaktır. Yaşanabilecek olumsuz gelişmelere yönelik kriz ekibi görevlendirilmiş bulunmaktadır.